Ya rektörümüz profesör. Men baştay. Men baştay. Men baştay. Kızın ık çaçuru men uyat kalmış. Erkektin eli çaçuru. Başta. Saygıdeğer rektörümüz Profesör Doktor Sebahattin Balcı, saygıdeğer rektör yardımcımız Profesör Doktor Hüseyin Öğüt, dekanlarımız, hocalarımız ve Maras Üniversitesi'nin geleceğe umutla bakan sevgili öğrencileri. Hepiniz uçak kazasında yakınlarını kaybeden ailelere destek amaçlı hazırladığımız Skeçler Sahnede programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili evlatlarımızın hazırlamış olduğu bu programı ben de tabii sabırsızlıkla bekliyorum. Salonumuzu doldurmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Biz bu salonu doldurmakta çoğu zaman çok zorluk çekiyoruz. Ama gençler kendi programlarına, salonuna çok dolu bir şekilde geliyorlar. Önemli bir meseleye de böylece biz de varız diyorlar. Üzüntüyü de paylaşmak, sevinciyi de paylaşmak aslında insanın işidir. Adam olanların işi. Maalesef yaşadığımız hayatta istemesek de bizi üzen olaylar oluyor. Elbette hiç istemezdik ama Bişkek'te bir uçak kazası meydana geldi ve 37 kardeşimiz vefat etti. Ve onların aileleri de ve evleri, barkları da tabii ki bir miktarda zarar gördüler. Bu durumda elbette ki halktan, milletten beklenen onların acısını paylaşmak idi. Maras Üniversitemiz bu olayı duyduğu gün senato kararını, rektörlük ve üzüntü taziye kararını hemen yayınladı. Bu acıyı paylaştığını ifade etti. Onunla da kalmadı. Bütün Maras Üniversitesi çalışanları arasında bir yardım kampanyası hemen başlattık. Daha sonra bu kampanyaya öğrenci konseyimiz, öğrencilerimiz eliyle de karıştılar, katıldılar ve sizler hepiniz bu kampanyada karınca kararınca kendi imkanlarınızla katkıda bulundunuz. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Maras Üniversitemiz bu malum üzüntü verici uçak kazasında zarar gören ailelere yardım etmek üzere imkanlarını en yüksek derecede değerlendirerek ciddi bir yardımda da bulunmuştur. Ama görüyorum ki gençler bu meselede yine de biz katkıda bulunmayı, en azından bu meseledeki üzüntüleri paylaşmayı bir görev biliyoruz diyerek bu faaliyeti de yapmışlar. O bakımdan tiyatro kulübümüzü gönülden tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Yakışıklı da
konuşmak ister misin? Severiz. Kalbim, kalbim, beni duyabiliyor musun? Bana mı sesleniyor lan? Kızlar, bu kadın bizi görebiliyor mu ya? Ey kalp, bak bak, sahibim misin diye. Aa, vallahi gördü, kalp gözü diye bir şey gerçekten de varmış doktor. Ya bizim dış cephe bu mu ya? Ya kızlar, inşallah bu doktor estetik cerrahdır ya. Bizim niye aşk acısı çektiğimiz belli oldu. Şş, tipine bak, tipine bak ya. Benim kalbim daha mantarlıymış. Ama lütfen, onun da aslında var. Organlar, sevgiler, selamlar öncelikle. Arkadaşlar, dostlar. Mesudiye Hanım'ın bir problemi, bir sıkıntısı varmış. Bize geldi. Soruyorum, acaba benim neyim var? Buyurun. Efendim, biz bu Mesudiye olacak bayandan organlar olarak şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz. Elimizde. Sonuçta aklımdadır geçmişin resimleri. Resimler ispat edip öldürür melekleri. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Buyurun, masanız burası. Siparişiniz şimdi vermek istersiniz. Yoksa hanımefendiyi mi bekleyelim? Ne hanımefendisi ya? Ne alakası var? Ne hanımefendisi falan? Biz onunla arkadaşız. Hatta çok arkadaşız. Ben arkada taş olurum, yoluna yoldaş. Mevzu var desen kavgaya giderim. Hatta biz arkadaş değil, dadaşız biz dadaş! Hacı, burası kızla gelmek için uygun bir mekan mı sence? Kafamız tam kızla gelinmelik bir kafedir. Ortam nezih, fiyatlarımız elincilidir. Belki siz ne düşüneceğinizi, belki siz ne konuşacağınızı düşünseniz iyi edersiniz dadaşınızla. Zira gözler evrek evrek bakıyor. Bakın beyefendi, bu masalar neydi? Ver gördü. Bak konuya geleceğim derken sünnet fotoğraflarını gösterdim. Sen de söylemesin. Hayda! Adam doğru söylüyor. İlk kez yüz yüze geldiğim bir kızla ne konuşulur ki? Hayır, onu geçtim. Bir kızla ne konuşulur ki? Alan çalış be kafa, çalış! Beyin hücresi, beyin hücresi! Çabuk geleyim bu beyin hücresi! Ne oldu lan? Ne oldu? Sarsızlık var. Ne oluyor? Tamam tamam iyi bu. Uyuyakalmışız ya. Bugün Mehtap'la konuşacaktık. Ne yapacağız? Tamam tamam bir saniye sakın bir kafa filan söyle. Kal! Yukarıda iki tane kalın topolo. Üstün olsun. Evet iyi bu. Mehtap hakkında ne biliyoruz? Mehtap olduğunu biliyoruz. Başka bir bilgimiz yok. Yani ne zamandır takipteyiz o kızı. Başka hiçbir bilgimiz yok. Geçen de evlenmedik ki. Bir kendine gel sinirleniyorum. Bir saçmalama artık ya. İyi bu. Biz birçok arkadaşımızı bu kıza çıkma teklif için kaybettik. Bu savaşı onun hatırı için kazanmalıyız. Şimdi karşı cins ilgin ne kadar bilge bilge varsa hepsi toparlayın çabuk ol. Ay ay Mustafa! Çok bilgisini ya! Hayır canım, ben de şimdi gelmiştim. Dekan nasıl? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Lütfen otur. Beğenmediysen hemen gidiyorum. Ne oldu? Sen benden sıkıldın galiba. Sıkıldıysan ben gideyim sen kal. Yani ilk bölümden yazmaya katılmak. Artık önümüzde kızlara bakacağım. Hoşça kal. Boş bıraktım. Yine bağlanıyorum. Biraz sarsıntılı, biraz sıkıntılı. Ya bir an dedim karşımda görünce heyecanlandım. Tabii canım, benim de tarlaya saldırmışlar. İneği, mineği, işte, halledi. Tamam. Oh, tamam iyi patlattık. Otomatik pilota bağlanıyor. Şimdi karşı ilgili ne kadar bilgi bilgi varsa ver bana. Abi, söyle bir şey var. Bu ne oğlum, cinayet kitabı gibi ya? Bu nedir? Memleket neresi hemşerim? Oğlum eve usta çağırdık, onu muhabbet edeceğiz. Bu ne be? Ya boş ver. Kızlar bizimle aynı durumda. Hayır, biri bizim hakkımızda. En fazla ne biliyor, onu bilir ki. Doğru. Getir getir. Boşa varın. Belgelerin konularını boşa getir. Getirelim. Konuşma konular belirlendi ve alfabetik sıraya göre sıralandı. Meyvelerin her şeyine girdik. Facebook like'ların her şeyleri bulduk. Benim bile öğrenir misin?
Ben diyorum. Evet evet evet. Dilleri çekin evet Mustafa. Cüzdanı bırak, bırakayım buraya. Biz gidip bile alalım artık. Olur tamam. Önce sen ailemle tanışırım. Sonra arkadaşlarımla tanışırım. Sonra gidelim. Bunu alırız.